Merhabalar, Solaklar için iğne oyası ve örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir modelim var. Firkete ile yapılan fiyonklu pı oyası modelim. Modelimin şu orta kısımlarında da tığla yapılıyor. Sadece şu orta kısmında iğne ile birleştireceğiz. Geri kalan hepsi tığla yapılıyor. Modelim bu şekilde. İstediğiniz renk tonlarını kullanabilirsiniz. Ben 3 renk kullanacağım. Ve tığ battılarımı da çok güzel değişik bir modelde yapmış olduk. Hadi başlayalım mı? Hadi bakalım. Şimdi firketemi şöyle göstereyim. Ben bunu ince küçük çatal çengelli iğneyle yapmak istedim ama biraz küçük oldu. O yüzden bunu kenara aldım. Ben firketeyle yaptım. Çakmağım, makasım, tığım, her şeyim hazır. Dilerseniz başlayalım. Hadi hayırlısı. Şimdi başlarken ilk önce tülbentimizde sadece bu alt sıramızı komple gideceğiz. Tığ battılarımı da 2 zincir çekerekten yaptım. Bunu da istediğiniz ölçü ayarında yapabilirsiniz. Mesela ben şimdi şu an ölçüdeki 1, 2, 3, 4, 5 tane bu çimen dinliyor tığ battılarımızdan yaptım. 6. da fiyonkumu koydum. Siz nasıl arzu ederseniz ölçüleri ayarlayarak da yapabilirsiniz. Hadi başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim çok konuşmadan. Şimdi ben hepsi aynı olduğu için şekil olarak 2 tane zincir çekiyorsunuz. Bir tane zincirimi çekmişim. Şimdi ikinciyi de çektim. Başını alıyoruz. Şöyle daha yakından göstereyim. Hemen sıradaki tığ battıya batıyorum. Bir kere başını doladım. Şimdi burada ikisini bir alıyorum. İkisini de bir aldım. Şimdi burada 4 tane zincir çekeceğim. Ve bu 2 tane zincir aldığımızın tam ortaya batıyorum. Sık iğne olarak birleştiriyorum. Tekrar 2 zincir çekip hemen sıradaki tığ battıya batıyorum. Bakın şu şekilde. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Ve yandaki sıradaki tığ battıya batıyoruz. 2 ve 2 de çıkıyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. Ve hemen tam ortadaki bölüme boşluğa bataraktan giriyoruz ve birleştiriyoruz. 2 tane zincir çekip hemen sıradakine devam ediyoruz. Bu şekilde hep böyle devam ediyor. Tekrar bir tane daha yapalım. 2 zincir çektim. Sıradakine devam ediyorum. 2, 2, bir kere başını doluyorum. 4 tane zincir çekip boşluğa batıyorum. 2 tane zincir çekip hemen yandaki sıraya gidiyoruz. Batıyoruz. Şekil böyle. Bu şekilde böyle devam ediyor. Bütün tülbent kenarlarınızın dört tarafını gider. Ondan sonra da bu modelleri ayarlama yapabilirsiniz de. İstediğiniz renk tonları da kullanabilirsiniz. Şimdi diğer rengimize geçelim. Evet, modelimizi şimdi şöyle kenara alıyorum. Şimdi turkuaz yeşil tonumda bir renk tonum vardı. Bu tonumu kullanacağım. Bu tonumu kullanırken de ilk önce ben sonradan iğneyi geçirmemektense ilk önce bir iğnemi geçiriyorum ipime. İpimi koparmıyorum. Şöyle uzunlamasına ipim duruyor. Şimdi iğnemi böyle kaydırıyorum. Şimdi o kenarda dursun. Şimdi hemencecik ucunu şöyle bir sabitleyelim tığımızı. Şöyle ipimi hemen tutup şu boşlukta şöyle bir dönüş yaptırıp bir zincir çekiyorum. Şöyle bir çektim ilmeğimi zincirimi çektim. Şimdi bu tığımı çıkartıyorum. Hemen firketimi alıyorum ve içine geçiriyorum arkadaşlar. Buraya şöyle sabitleyelim. Şu uzun tarafını özellikle uzun tuttum ki sonra kesecek o zaten. Buraya bu biraz da firketimi şöyle hafif de oynatabilirsiniz de çok çok bolu geniş olmasını istemezseniz eğer. Şimdi buraya 15 kere dolayacağız. Şu şekilde. Şu. 14, 15 kere dolamış olduk. Hepsini bir toparlayalım. Şöyle birleştirelim. Şimdi böyle toparladıktan sonra iğnemi biliyorsunuz göstermiştim. İpimi kesmemiştim. Şöyle biraz uzun olaraktan ipimi kesiyorum. Kızım kesmedi bu sefer de. Kesirdim. Şimdi o ipimle işim bitti. İğnemi de yaptım. Biraz uzun bıraktım. Çünkü şu pırpırcıklarımızı yapacağız. Üstlerdeki tığlan. Rahat olması için azıcık biraz uzun bıraktım. Şimdi ipimi şöyle hemen şurada da bir tane pırpır şeyimiz var. O kesilecek. Yani şu şey çıkıntı arada kalmıştı. Onu düzelttim. Şimdi 15 taneyi yaptık.
Şimdi iğnemi hemencecik boşluğa batıyorum. Ve burada iki kere doluyorum. Ve aradan çıkartıyorum. Şöyle parmağıma takıldı. Şu şekilde tam ortasından çektim. Tekrar bir tane daha yapalım. Daha sağlam olsun. Yine iki kere şöyle yapalım ki tam ayarını bir saniye kaçırdım herhalde elimden. Ufak hatalarımızdan olabilir. Tekrar yine yapalım. Şu şekilde hazırladım. Firketenden çıkartıyorum. Kenara alıyorum onu. Bakın şöyle biraz sağlamlaştıralım. Ve modelimi alıyorum. Şimdi modelimi 6 taneden 2, 4, 5, 6.dan başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şuradan itibaren yapacağız. Şöyle ipimiz yukarıda kalsın. Şimdi şöyle takıyoruz bunu. Hemen şu pırpırımızdan 4 zincir çekmiştik ya. Oradan geçiyoruz. 2 kere batalım. Şu şekilde sabitledik. Evet. Şuradaki ipimi ben hemen bir keseyim arkadaşlar. Bu firketeye geçirdiğim ipti. Şimdi keseyim de orada ben rahatsızlık verdi. Evet. İpimi kestim. Daha rahat oldu şimdi. Şuradan tekrar gene aynı şekilde buraya giriyoruz. Hemencecik. Şöyle ipimize tekrar gene buraya küçücük bir pırpır yapacağız arkadaşlar. Yani çok küçük değil ama bir pırpırımızı oluşturacağız. Çünkü şurada fiyonklarımız üzerine gideceğimiz için şuradan şöyle şu ayarda bir pırpırımız oldu. Bakın şu şekilde. Şu ayarda. Şöyle küçük bir şeyimiz ayarımız var. Tığına girebilmesi açısından şöyle küçücük şimdi göstereyim. Bir tığımız şeyimizi ayarladık. Çok da fazla büyük değil. Çok da küçük olmasın aslında. Bu benimki biraz küçük oldu. Ha, şu ayarda iyi oldu. Şu ayarda. Şimdi bunu buradan koparacağız. Ve tığımızı kullanacağız. Ama pardon koparmayacağız. İğnemizi çıkartacağız. Ve buradan tığımızı kullanacağız. Şimdi arkadaşlar tığımı aldım. Artık iğneyle işimiz yok. Buraya bir pırpır yapmıştık ya. Tam aslında kamera açımda tam net gösteremedim herhalde. Şu ayarda bir pırpırımızı yaptık. Hemen bunun içinden giriyorum. Buraya 5 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincir çekeceğim, yapacağım. 3 tane. 3, 4, 5 tane zincir çekip aynı bu pırpırımızın içine giriyorum. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bir tane daha yapıyorum. 4, 5 tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın pırpır şeklimiz de şu ayarda oldu. Şu ipim biraz zaten şeydi. Şöyle uzatalım. Şimdi ben bu ipimi keseyim. Bakın bu şekilde. Bunları da bir ütü basacağım. Hemen geliyorum arkadaşlar. İpimi de temizleyeyim. Evet, modelimi ütüledim. Modelim bu şekilde. Kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimlerimi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.